Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün Total War Shogun 2 serimize başlıyoruz. Neden Shogun 2? Neden diğer Warhammer oyunları değil? Kısaca özetlemek istiyorum. Çünkü yeni Warhammer oyunlarında yani Warhammer dışındaki Total War oyunları da dahil aslında buna. Karakterleri aşırı saçma güçlendirmeye başladılar. Buna generaller dahil, büyücüler dahil. Savaşları hani askeriniz olmasa bile sadece büyücüyle ya da sadece bir generalle kazanabilmeye başladınız. Bu oyunu taktiksellikten çıkarıp hani bu generallere, büyücülere yetenek kasmaya çevirdi resmen. Bu mekanikleri sevmiyorum ben. Onun yerine daha ideal, normal sadece stratejimizle kazanabileceğim Total War oyunlarını seviyorum. Shogun 2 de bunların arasında bence en iyisi. O yüzden Shogun 2 ile oynamak istedim. Bir de benim hani en favori oyunlarımdan bir tanesidir. Medieval 2 ile beraber. Şöyle Oda olarak oyuna başlayacağız. Ha, bu arada bir tane daha seçme sebebim var. Bu da hani oyun sistem gereksinimleri biraz daha düşük. Eğer Yusuf Halim 4 vesaire oynayamıyorsanız ki oynayamayanlar var biliyorum. Hani Shogun 2 biraz daha Total War serilerinde daha az sistem gereksinimi isteyen oyunlardan bir tanesi. O yüzden eğer bir strateji oyunu arıyorsanız hani seri izledikten sonra beğenirseniz kendi oyununuza da başlayabilirsiniz ki öneririm. Şimdi şöyle şuradan birkaç tane ayarı kapatmanız gerekiyor. Danışman yardımı yok, tamam. Şunu özellikle kapatmanız gerekiyor Steam'den vesaire oynuyorsanız. Yoksa her savaşınızda oyun savaşa girecek başka birilerini arıyor. Ve benim gibi adamlar gelirse yandınız. Yani birkaç sefer şey yaptım biliyorum. Milletin savaşına girmişim. Adam 1200 asker, karşısında 600 asker var. Nasıl olsa kazandırırım diye o ayarı açık tuttum. Adamı yendim, o adam direkt 6F4 almıştı. Neyse. O tür şeyleri de yapabiliriz isterseniz. Yani multiplayer'de bir başkalarının oyuna girmeyi falan. Şimdi hakimiyet zaferi olarak açıyorum oyunu. Türkçe yaman var. O yüzden hani çoğu şeyi okuyabileceksiniz. O konuda sorun yok. Oyun normalde Türkçe değil. Videoları vesaire atlayacağım ama. Oda neden seçtim? Oda klanı biraz daha zor ve eğlenceli olabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Etrafınızda çok fazla düşman var ve çoğu aşırı işkence adamlar. Yani mesela şu Tokugawa var ya. Sağımızda şu kısım Tokugawa. Şu iki bölge. Adamlar dünyanın yani oyun tarihinin en nefret ettiğim adamlarından bir tanesi. Sebebine girmeden önce şu savaşa bir hızlı kayıt yapıp girelim. Oyunda ilk başta bir asiller oluyor yenmeniz gereken. Her Warhammer oyunda olduğu gibi. Burada da var. Şimdi Tokugawa adamlar öyle bir şey ki eğer yenmezseniz oyun boyunca askerlerini sizin bölgenize sokuyorlar. Çiftliklerinizi yağmalıyorlar. Mesela kalenizi yenemiyor, biliyor. Gidiyor limanını yağmalıyor, çiftliğini yağmalıyor. Sen saldırıyorsun, kaçıyor. Hani ya gerilla savaşı gibi. Adamlar güya klan ama sadece bir şeylere saldırıp kaçıyorlar. Saldırıp kaçıyorlar. Yani bayağı garip adamlar. O yüzden özellikle Oda ile oynarken nefret ediyorum adamlardan ya. İlk onları avlayacağız. Zaten görürsünüz birazdan. Şimdi kuru havanın yerine böyle daha iyi bir normal bir hava yok mu? Teşekkürler oyun ya. Vallahi teşekkürler. Hani kuru 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 nasıl bir inatsa. Şimdi okçuları gevşek düzende kullanalım. Gevşek düzen bütün okçular için her zaman daha iyi. Düşman okçularıyla kapıştıklarında okların ıskalama ihtimali daha fazla oluyor. Şimdi düşman nereye gitmiş? Dağa çıkmış. Tamam. Beyler hızlı koşmayın. Ben buralara şöyle hızlıca geçeyim. Şimdi düşmanın önüne geldik. Şu askerleri bir ayarlayalım hemen. Şöyle geçin. Bu arada oyunu hani neden çok zorda ya da daha üst bir zorlukta açmadığını dediyseniz o zorluklarda yapay zekayı oyun bonus vermeye başlıyor. Yani yapay zeka gelişmiyor. Yapay zeka daha fazla para kazanmasını sağlıyor. Daha fazla ticaret yapmasını sağlıyor. O tür bonusları hiçbir zaman sevmedim Total War oyunlarında. O yüzden hani şey yapmadım nedir? Daha yükseğe getirmedim. Yani yapay zeka da olsa bizimle daha eşit, mantıklı şartlarda kapışmak bence daha önemli. Yani adama oyun fazladan para verdi diye kaybetmek istemiyorum. Ama benden daha iyi oynuyorsa tamam yes. Evet, okçular hadi gösterin kendinize. Şu generalimiz de bir yüreklendirsin adamları. Şimdi bunlar 140 kişi kaldı. Biz 153 kişi kaldık. Düşman tepede. Tepedeki okçular genelde daha büyük avantajlı. Ama biz yüreklendirme kullandığımız için
Yani birebir de bunları alabiliriz. Bir de üstüne biz gevşek düzendeyiz. Onlar daha birbirine dip dibe duruyor. Şimdi. Şu arkadaşlar şöyle gelsin. Sen de gel. Bir yanlarından dolanalım bakalım ne yapacaklar. Yani kolay bir savaş aslında. Direkt adamın üstüne koşarak da alabilirsiniz ama minimum zayiatı vermek benim için daha iyi. Okçu zayiatları da önemli değil. Nasılsa bunları kaleye sokacağız birazdan. Bir de az zayiat verirsek şu Tokugawa ile fazla uğraşmayız. Hani büyük ihtimal ilk turdan zaten askerlerini getireceklerdir bizim oraya. 86 kalmışlar. 142 çok güzel. Siz biraz daha yaklaşın beyler. Bizim şu birlikleri çevirdik. Şunların içerisine girin. Açlıklarda oklar daha az tutar. Yani ağaçlar engellediği için. O yüzden eğer okçular sizin birliklerinize saldırırsa ağaçlara çekmeye çalışın. O süvariler gaza geldi. Tamam gelin. Siz de şöyle yukarı çıkın beyler. Valla bunları ölürse general zaten ölsün yani. Hafif süvari. Bu generali bulabilecek miyiz bunların arasında? Adamın üstüne at düştü lan. Yani mızrakla ölmekten daha kötü bir ölüm olabilir yani üstüne at düşmesi. Hadi oğlum geçir. Güzel. Tamam. Şunlara gidin o zaman. Nasıl burayı yendik? Atlılar. Siz gelin şimdi. Şu adamlara arkadan saldırın diyeceğim ama pes ettiler bile zaten. Shogun 2'de bu birebir savaşları izlemek çok daha iyi bu arada ya. Ben çok daha fazla seviyorum. Özellikle kılıç dövüşleri olduğu zaman çok daha eğlenceli oluyor. Şimdi şu okçular... Savaşa devam edelim. Bu adamları bizim olabildiğince avlamamız lazım. Sonra kaçıyorlar çünkü. Kaçtıklarında da hani bir daha saldırmamız gerekiyor. Tamam ben buraları atlayayım size. Evet 110 zayiat vermişiz. Düşman 555 vermiş. Neyse kaçtılar. Bir daha da alalım. Şu kuvvet gücü çubuğu bazen saçmalayabiliyor. Yani adamlar 30 kişiydi. Gene %20'lik bir çubuk vardı adamlara doğru. Tamam. Şimdi. Sen kaleye dönebilecek misin? Dönemiyorsun. O zaman asker üretelim burada. Bir de şu arkadaşımız seviye atladı. Şimdi sana stratejist verelim. Daha uzun mesafelere git. Bir de general koruması verebiliriz. Ya da iki tane stratejist verelim ya. Hizmetkar olarak da kim var? Şimdi bu adamı konuş. Güzel. Bak şu anda %20 bu generalin komutasındaki askerler daha fazla gidiyor. Komutan yeteneğinden bir de üstüne hizmetkardan %7. Yani bu Takayama ile biz çok rahat herkesi kovalayabileceğiz artık. Oyunun başında bu arada iki tane düşmanımız var. Biri Mino, bir Mino, diğeri Tokugawa. İsmini söyleyemedim ya. Her üretilen birim yeni birimse oyun kısa bir videoyla açıklamalarını gösteriyor az önceki gibi. Eğer hani merak ediyorsanız onlara bakabilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. Bir bina yapmamız lazım bizim. Tamam. Şimdi tarım binası yapacağız. Çünkü bakın sağ altta bizim gıdamız var, yiyeceğimiz var yani. Yiyeceğimiz şu anda sıfır. Yani ürettiğimiz kadar yiyeceği halkımız ve ordumuz kullanıyor. O yüzden bunu arttıralım. Daha fazla yiyecek olursa hem şehrimiz daha hızlı gelişiyor hem daha fazla asker üretebiliyoruz. Çok fazla işkence yemeden. Bir de kaleyi de büyütelim. Yeni asker eğitimine de devam. Şimdi para yetmedi. Tamam iki tane piyade üretelim o zaman. 5 altınımız kaldı.
Bu turdan sonra bu Tokugawa'yı kovalayabiliriz ya. Üst kısmımızdaki düşman hani büyük birisi değil. Tüm bilmeleri çıkartabilirim. Tamam, güzel şey araştırmışız. Araştırma seçmeyi unuttum. Bayağıdır oynamayınca böyle oluyor. Tüm bilimler için artı bir savunma. Meginata. Hücum teşviki. Cık. Bu daha iyi. Yapay zekayı iyi seçmiş zaten. Şimdi Naginata'lı samuraylar bayağı iyi birlikler. O yüzden bunu araştıralım. Sonra buraya geçeriz. Şimdi. Kalede şu arkadaşı bırakacağım diyecektim ama. Bırakmayalım ya. İnsan sayısı az diye. Onun yerine direkt onunla şunları kovalayalım. Hadi oğlum, kaç tarama yakalarsın sen? Güzel, harbiden yakalayabiliyoruz. Şimdi. Kaleyi kuşatmada bırakabiliriz. Hatta böyle yapalım. Kuşatmada bırakalım. Acelemiz yok nasıl olsa. Buradan da gerekirse asker üretip oraya götürürüz. Belki onlar gaza gelip dışarı çıkabilir. O da güzel olur. Yok. Ve artık acelemiz var. Çünkü kış geldi. Saldırsak mı o zaman? Şimdi saldırırsak saldırıyı biz yapalım. Aynen. İlk kuşatma savaşımızı yapalım güzel bir tane. 850 askerleri varmış. Bizim 1600. Şimdi düşmanın sadece bir okçu birimi var. Bunlardan yararlanıp hani iyi birliklerin olduğu yerleri iyice bir oklayalım. Sonra kapıyı falan açar çıkarız ya da direkt duvarlara tırmanırız. Neyse bakalım. Bu arada Shogun 2'yi eğer bir arkadaşınız varsa orijinal oyunu olan, iki kişi aynı champion'ın üzerinde de oynayabiliyorsunuz. Yani biriniz oda, biriniz farklı bir klanla beraber vesaire oynayabiliyorsunuz mesela. Ki öneririm, baya güzel oluyor. Şimdi. Kuru havayı kabul edeceğim bu sefer. Çünkü benim şansıma daha kötü şeyler olabilir. Yağmur yağar falan. Burayı geçmiyorum. Bakalım bizim genel ne diyecek bu adamlara karşı. Benim kadar nefret ediyor mu? Hadi bakalım. Defalarca öldür dedi ama direkt klanına sövmedi daha. Yok. Bazen klanlara özel şeyler söylüyor. Yani mesela o klanla dalga geçecek şeyler oluyor. Bu Tokugawa'ya karşı koymamışlar. Ya da bu sefer söylemedi en azından. Şimdi. Şu arkadaşları gruplayalım. Evet, biraz kötü gruplamış olduk. Şunları yaklaştırayım. Gruplayınca son pozisyonunu hani en sonki yerini koruyor. Yani mesela burada gruplarsak burada kalıyorlar. O yüzden böyle yaptım. Siz de şöyle arkada durun. Genel zaten saklarım herhalde ya. Hiç ileri bile götürmem. Şimdi adamların komutanı burada, mızraklıları burada. Gelin bir şöyle bakayım. Oyuna göre şu anda hafif öndeyiz. Bakalım ne olacak. Mızraklı samuraylara geliyor. İlk mızraklı samurayları çıkarmam lazım, çıkarabilirsem. Özellikle okçularla. Biraz daha ileri gelin. Gel sen şurada kal. Ok savaşları başladı. Ama şu samuraylara nişan alın beyler. Generalimiz de şunlara bir moral versin. Sen neresin lan? Onlar yanlış yerde kalmış. Tamam, mızraklı samuraylar oradan uzaklaştı. O zaman okçulara vurun siz şimdi. Biz de surlara çıkalım mı? Yoksa kapıya mı girelim? Surlara çıkalım ya.
Madem bıraktılar surları samuraylar. Şimdi surları iyi birimler koruduğu zaman hani asker denizine çıkması çok zor oluyor. Çünkü mesela diyelim bu adamlar şimdi surlara tırmanacak ya. Bir bir çıkıyorlar biliyorsunuz. İyi kişiler savunduğu zaman o bir kişiyi direkt kesiyorlar. Diğer askerler geldiğinde de patır patır hepsi ölmüş oluyor. Ama tersi bir durumsa yani düşmanın iyi birlikleri savunmuyorsa o zaman çıkan askerler hemen ölmüyor. Orada birikip suru hızlıca kontrol altına alabiliyorsunuz. Bizim okçu birliklerinden birisini bayağı kötü hale getirdiler. Şuna geri çekilsin. Yok olsun istemiyorum çünkü tecrübeli birlikler. Sen de koş tamam. Haydi oğlum, beklemeyin, çabuk çıkın. Sen kapıya vursan da olur aslında ya. Şunu da koşma skillini de basalım. Adamların çoğu askeri bu tür korumalı yerlerde ya, okçular o yüzden vurmamız zor. Ama şu samurayları gene vurabiliriz. Hadi beyler. Güzel, geldiniz yukarı. Bizim okçularla beraber şu samurayları çıkaralım aradan. Zaten mızraklar burayı açıyor. Lan bu arada şunu kim attı acaba? Hanginiz attı lan onu? Oğlum kapıyı atıyorsun, kapıya, buraya değil. Kendi askerini yakacak ya. Tamam. Daha devam etmeyin, tamam. Kapıyı açtı mı? Açtı. O zaman gir içeri. Genelde az bir şey yaklaştırmam lazım çünkü bizimkiler korkmaya başladı. Hadi beyler korkmayın artık, şunları almanız lazım. Şu kaçan askerleri de getirelim geriye. Samuray hizmetkarları da var dedim. Doğru, onları unuttuk. Kalelerde hani 50 kişilik az sayıda samuray hizmetkarları oluyor, kılıç kullanan. Onlar bayağı iyi savaşıyor oyunun başında. Onları oklayabilseydik daha güzel olurdu. Neyse. Biraz sonra çevirdik şu anda. Şu gelen arkadaşlar da bayağı bastırmaya başladı. Alırız burayı. Nedense şunlar binaları yanınca burada böyle kaldılar sap gibi. Heh. Şöyle toparlanma da yapalım. Yani zahmet kazanalım. Oyun kazanacağız dedi de. Oradaki okçular da gelmiş ama çok geç kaldılar. Beyler hadi bitirin şunu ya. Bu adamların ikinci kalesini de alır mıyız? Belki bir iki tur sonra. Ama bunları ilk yok etmek lazım yani. Öbür türlü sürekli arkamızdan gelip bir sorun çıkartırlar bize. Ben hala ok atıyorum lan. Bizim askerleri vurmuyoruz değil mi bir de? Ha yok, atmıyorlar. Görüş hattı engellenmiş yazıyor az önce. Tamam. Neyse, bu savaş bitti zaten beyler. Direkt sonuca geçeyim ben size. 758 zayiat vermişiz. Onlar da 850 vermiş. Çok önemli değil. Burayı yağmalayalım. Çünkü bunlar tok havanın.
askerler de... Oha, 17 tur. Askerlerin yenilenme süresi bakın 17 tur, 16 tur. Bakayım binalar tamir olunca ne kadar sürecek. Şunları yapalım. Neyse, para sorunumuz yok bari en azından. Şunu da alırsak ikmal oranı da artıyormuş. Askerler daha hızlı yenilenir. Bir üst seviye yollar. Bir de liman vesaire yapmak lazım ama. Burası iyi miydi? Burayı yapmayalım. Ovarya'yı yapalım. Çünkü Ovarya yani oyundaki en büyük potansiyel olan yerlerden bir tanesi. Aşırı para yapabiliyorsunuz buradan ileride. Ha? Tokugawa'nın dostu geldi. Imagawa. Onlar bizi kuşatıyor şimdi. Ne? 982 askerimiz var. Rakibim 1400. Hadi bakalım. Bu savaşı yenersek bununla bitiririz ama biraz zor gibi. Hani imkansız değil ama hani zor. Şimdi kapılar falan açık mı? Ha, evet, çok güzel. Kaleyi tamir edemediğimiz için kapı açık. Yani kapıdan pat diye içeri dalmaya çalışabilirler. Bakalım düşman peki nerede? 3 birim geliyor buradan. Okçu, okçu, mızraklı. Tamam. Burası çok büyük bir dert değil. Hani buradan sadece bir birimle yukarı çıkabilirler. Ama bu arada biz kalenin buralarını kırmadık lan. Buralar niye kırık? Oo. Bizim kırmadığımız yerler de kırık ya. Neyse. Komutan komutan mızrakla. Şöyle yapalım. Oraya birliklerden birini koyalım. Şuradan kim geliyor? Mızraklı, mızraklı, mızraklı. O zaman buraya şöyle yapacağız. Bak şimdi buradan gelenler hani tamamen yukarı çıkmaya çalışacak. Bizi oklamayacak. O yüzden buraya onları engelleyecek iyi birimleri. Yani samuray hizmetkarlarını koyalım. Buradan önce mızraklar çıkacak, sonra komutanlar çıkacak. O yüzden bir tane mızraklı koyacak ve şimdilik yeter. Bunlar ise bizi tamamen oklayacak. O yüzden onların karşısına iyi okçuları koyalım. Generalin yüreklendirmesiyle beraber onları orada tutarız. Geri kalan birlikler de şuraya yedekle dursun. Sen buraya yedekle dur. Gene orada yedekle dur. Tamam. Bunlar da ortada bekleyecek. Neresi kötü giderse. Hadi gelin lan. Bunların arkasına bir birim daha koyabilirim aslında ya. Şu az sayıda okçumuz var ya, bunlar şunlarla kapışıp ölmesin. Bunlarla düşman genelini bize oklatalım. Siz de şu yedeklerden birini buraya alayım. Direkt kapıdan içeri girmeye çalışabilirler. Onu unuttuk. Bakayım öyle bir şey deniyorlar mı? Denerlerse felaket parçalarız onları. Bakın mızraklı birliklerimizde size göstermediğim mızrak duvarı düzeni diye bir özellik var. Hani mızraklardan duvar oluşturuyorlar. Düşmanın önce onu geçmesi gerekiyor. Şu savunma pozisyonuna ilk defa geldiğimiz için şimdi söylüyorum. Ama kapıdan geçmeye çalışırlarsa mızrak duvarını da kat ederiz bunları. Aynen, denemiyorlar o yüzden. Surlarda vesaire kullanamıyorsunuz. Oğlum. Doğru dürüst. Şurada dursaydınız ya. He, tamam, buradakileri yenmişiz. Adamları hiç göremedik bile. Komutanlar da ok atışından kaçtı. Gitti. Tamam. Bir kısmını çözmüş bile olduk. Şimdi. Burada da şöyle yapacağız. Bunlar bakın şöyle gelsinler. Direkt surlara bir birim koyabiliyorsunuz ama surun biraz arkasına şöyle mızrak duvarı koyabilirim. Şöyle koyalım. Bakın şöyle duruyorlar mızrak duvarında. Kapıdan çıkan var mı? Yok.
Hasbdır. Yarı hız alayım oyunu. Bizim okçuların üstüne çıkıyorlar. Bunlar kim? Bunlardan uzak. Tamam. Okçuları geri çekeceğiz. Beyler, koşun buraya. Yüreklendirme verelim şunlara da. Çünkü ihtiyaçlar olacak. Beyler koşun koşun. Oy, şu uzak duvar düzenini bozalım. Askerleri olabildiğince bu duvarların arkasına koymam lazım. Kafalarının güvenli olacağı yerlere. Çünkü uzaktan oklamaya başladılar. Şu hızlı koşan birliklerle de bunları kovalamayı deneyebiliriz. Atları götürmeyeceğim, ölebilirler. Alevli okumuz henüz yoktu, değil mi? Evet. Alevli oku olsa süper olurdu oradan ya. Koşun beyler, koşun. Siz buraya. Genelde biraz yaklaştırayım, toparlandırma kullanacağım. Siz de şunları vurun. Komutanları dışarı çıktı. Ha, komutanlarını unuttuk tabii. Çaktırmayın. Neyse, hadi lan. Biraz okçuyu öldürün bari. Sizi intihar görevine göndermiş olduk ama. Komutanları bir süre daha korkar gelmez diyordum da geldiler. Neyse, o zaman komutanları vurun siz de. Madem öyle bir şey yaptılar. İki tane ok yiyince geri mi kaçıyorsunuz komutanlar? Cidden mi? Hadi oğlum. Bizim generalimiz işte falan değil ya. Al, çektim. Biraz korkutmak için saldırmış olduk. Tamam. Bu mızraklı samuraylarımızı böylece kaybediyoruz anlaşılan. Ama olsun ya. Adamların okçularını bir süre susturmuş olduk. Piyadeleri de tamamen bitti o sırada. Kazandık. Sadece şu komutanların ne yapacağına bağlı. Hadi oğlum, iyi bir ok isabet et şu komutanlara. Olmadı. Siz. Geçin şuralara. Kafanız güvende kalsın. Sen kaç diyemiyorum, niye? Ha. Kale savunmasını çünkü kaçamaz. Kaçacak yer yok. Tamam. Şimdi hızlandırabiliriz. Bakalım ne yapacaklar. Dur, cidden öyle kapıdan girmeye mi çalışacaksın? Yok, gidiyor. Oğlum sen nereye gidiyorsun lan? Şunlara sıkacağım, bak şunlara. Anlamadı. Çık, tamam, dön geri geri, dön geri dön. Şuraya şimdi. Biz askerlerle çıkıp onları öldürebiliriz şu anda ama zayiat versinler istemiyorum. Hani olabildiğince az zayiat verelim istiyorum daha doğrusu. Şimdi bile korkup kaçmaları lazım zaten artık. Bizim askerlerimiz de duvarda ya, çok fazla vuramıyorlar hani buralara. Sen vurabiliyor musun lan onları? Görüş hattı engellenmiş diyor. Tamam, geriye kaç biraz daha. Neyse, ya da çıkıp öldürsek mi ya? Ha, generalleri geldi. Tamam. Tamam, iki tane general de surlara çıkmış ya. Tamam. Kendi kendilerine intihar ediyorlar yani. Burada ne var? Ha. Normal askerleri. Öldürün lan generallerini.
kadar geldiler kaçırmasaydınız. Neyse. Şimdi koşabiliriz üstlerine. Hadi oğlum, intikam vakti. Sürün atları. 14 tane attınız ama. 13 kaldınız. Vallahi devam edeceğim. Bunların hani olabildiğince hepsini öldürmemiz lazım. Ama bizim okçular ateş etmesin ki biz ölmeyelim. Okçular bazen süper ısık atışlar yapabiliyor. Tamam. Başka kim kaldı? Bunlara yetişemeyiz büyük ihtimal ama. Belki atlılar yetişir. Hadi oğlum. Bir 10-15 tanesini alırsanız güzel olur. Yok. Şimdi düşman 1270 hayat vermiş. Biz 489 vermişiz. Ama o mızraklı samuraylarımız garanti gitti ya. Kuzusuzluk çıktı. Tamam. Önemli değil. Şuradan yeni askerlerin bir kısmını getirelim oraya. Bu birlikleri birleştirebiliriz. Birleştirip yeni birlikler üretebiliriz. Yapalım. Şöyle. Ya da yapmasak mı? Yapalım ya. Daha az para gidiyor böyle yapınca. Bu arkadaşlar anti casus gibi bir şey. Huzuru da arttırıyor olması lazım. O yüzden aldım. Bir sonraki tur kalenin içine koyarız. Neyse arkadaşlar, bu bölümü direkt burada bitirelim o zaman ya. Hani iyi kale savunmamızı da yaptık. Bundan sonraki bölüm şu Imagawa'yı yıkmamız lazım. Çünkü bunlar da Tokugawa'nın kardeşi gibi düşünebilirsiniz. Tamamen aynı adamlar. Bunları yıkacağız. Sonra Mino'yu alacağız. Ondan sonrası için bir planım yok. Ama sizin hani Shogun 2 oynadıysanız şunu yap ya da oyunda alakalı herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O zaman gelecek videomuzda görüşmek üzere.